Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim benim sıklıkla yaptığım ıspanak soslu makarna. Gerekli olan malzemelerimiz: bir tane soğan, bir veya iki diş sarımsak, yarım paket ıspanak. Ispanağı arkadaşlar taze de kullanabilirsiniz. Ben buzluk olanı bu kez evimde olduğu için onu kullandım. Normalinde taze ıspanaktan da aynı şekilde tarifimi uyguluyorum. Evet, nasıl yapıyorum? Soğanı, sarımsağı, zeytinyağında hafif öldürüyorum. Biraz tuz ekleyip sonrasında gördüğünüz gibi arkadaşlar donmuş halde ıspanağım bu şekilde görünüyor. Yarım paket kullandım. Bunları da içerisine ekleyip çözülene kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde görünüyor. Şimdi bir kutu kremayı da ekliyorum. Sosumu baharatlarla lezzetlendirdim. Tuz, karabiber, acı, pul biber. Yarım kase parmesan peyniri. Hepsini sosuma ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakika özdeşene kadar pişiriyorum. Evet, sosum artık makarnada kullanmak için hazır. Görüyorsunuz. Dilerseniz bu sosu arkadaşlar balık menüsünde de kullanabilirsiniz. Müthiş yakışıyor. Özellikle somon balığına. Evet, şimdi makarnamı haşlıyorum. Yaklaşık 1,5-2 litre kadar suya, kaynamış suya tuz ilave ediyorum. Ve 1,5 tas kelebekli olan makarnadan ilave ediyorum. Dilediğiniz makarnayı kullanabilirsiniz. 10-11 dakika makarnamı haşladım. Sonrasında süzüp sos ile buluşturdum. Evet. Sos ile makarnamı güzelce buluşturup harmanladım. Her yerine gelecek şekilde karıştırdım. Gerçekten çok lezzetli oluyor makarna bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi taze ıspanaktan da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ispanağı, eğer baby ıspanaksa tüm olarak da bırakabilirsiniz arkadaşlar. İrisi ıspanaklar küçük küçük doğrayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Evet. Ben bu şekilde akşam menümü hazırlamıştım. Menümün yanında içi sulu sulu köfte de yaptım. Bu köfte tarifimi de daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Diğer videolarımdan kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkesin favori tarifi oluyor arkadaşlar. Evet, bir de lokanta usulü, yani esnaf lokantası mercimek çorbası yaptım. Bu mercimek çorbası tarifini de şiddetle tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Sadece bir bardak mercimekten yaklaşık 6-8 kişilik çorba yapıyoruz. Ve müthiş lezzetli oluyor. Diğer içtiğiniz mercimek çorbalarını gerçekten unutun. Bu bambaşka bir lezzet. Tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bana vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.